Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Samuel Eto'yu silebilirim çünkü sürekli forvette sıkıntı yaşıyorum. Gol atmakta zorluk çekiyorum, bu adamla problemler yaşatıyor bana ve aslında özellikleri de o kadar iyi ki, görmüş olduğunuz gibi bu özellikleriyle de beni etkiliyor hızlanması. Ama bunu yapamıyor, dayanıklılığı iyi. Arkaya top attığım zaman normalde bu adam uçak gibi gidip o topu alması lazım, doğru değil mi? Şu hızlanmaya bakar mısınız? Bununla bu adamın o topu kapıp durdurulamaması lazım. Arkaya atılan her topu kapması lazım. Bu maçta Samuel Eto'yu deneyeceğim. Eğer oyuncu derecelerine de bakacağız, 7 puanın altında bir not aldıysa maalesef Samuel Eto'yu kadrodan çıkaracağım arkadaşlar. Çünkü onun yüzünden kadrodaki diğer isimlere yer veremiyorum. Diğer forvetler sürekli yedekte bekliyor. Sürekli bunu umut ediyorum Eto'dan ama beklentimi karşılamıyor. Şimdi maça geçiyorum. Maç sonunda da hem Eto'nun performansını değerlendirelim. Sizlerin yorumları da çok iyi olacak benim için. Bu konuda yani silmemi isteyenler de olacaktır, istemeyenler de olacaktır. Ama bunu Eto'nun performansı ve sizin yorumlarınız belirleyecek. Bir sonraki videoda, belki de bu videonun sonunda silebiliriz. 7 puanın üstünü geçerse sizlerin kararına bırakacağım. 7 puanın altında kalırsa direkt sileceğim arkadaşlar. Hadi bismillah deyip maçımıza geçelim. Şöyle bakalım, Eto normal seviyede geliyor. Kevin De Bruyne bu tarafa gelsin. Şimdilik bu değişiklikler böyle yeterli bence. Şimdilik böyle dursun. İkinci yarıda değiştirebiliriz. Şuradan arkadaşlar bireysel talimatlarımı da sizlere göstereyim hemen. Oyunumu beğenen olursa. Bak, çakılık alma, göbek oyuncusu. Göbeğe çakılık al demişiz. Sağa sola kaçma çünkü paslaşmada bana faydası olacak. Defansifte sen kal demişiz. Derin çizgide geriye gel dedik. Çünkü top kaptırdığımızda geriye gelmesi lazım. Kontra hedefte de sağ açıkta Neymar var. Neymar'la içeriye top çevirip gol bulmayı deneyeceğiz. Şöyle formalara bakalım. Formam çok iyiymiş bu arada. Joshua Kimmich gönderdi. Mbappe pas arası yaptı şimdi. Pas hatası da geldi Nesta'dan. Hop, baskı yaptık ama alamadık. Şöyle geriye bir top. Cannavaro'dan yukarı kanada. Kapı orada. O kapıdan önce Maximim. Sahip Maximim. Bu adam çok efsane bir adam ya. Fener'e gelmesi çok iyi oldu. Çok hızlı bir adam. Onu diğer kadronumda hatırlayanlar vardır. Kanada önceden beri takip edenler. Çok iyi işler yapmıştık Maximim'le. Şöyle gönderdik. Kevin De Bruyne. Eto'ya verdi. Eto'dan pas güzel yere. Rafael Leao. Rafael Leao. Verdi Samuel Eto'ya. Samuel Eto vuramadı. İlk pozisyonunu harcadı Samuel Eto. Aslında biraz daha hata da bende orada. O pozisyonu gol yapmalıydım. Eto'ya yanlış zamanda pas verdim. Makale de. Ya yapma ama. Nesta. Kevin De Bruyne. Aşağıda boşluk. Verdi Joshua Kimmich. Şuradan fake'ini yaptı. Pasını verirse geçer mi? Geçmedi. Ayak koyduk. Eto. Hayır. Eto'ya vermiştim. Lan niye böyle oluyor? Ya niye böyle oluyor ya? Ya bırak ya. Saçmalığın daniskası ya. Çok net pozisyon kaçırdım ya. Eto'ya attım ben, yukarıya gitti top. Cannavaro ile Maximim'i tutalım. Bir şut dışarıya. Neymar etkili kullandı ama dışarıya. Hadi tekrar toparlayalım. Samuel Eto'nun kader maçı. Eto'yu kurtarmamız lazım. Puanlarının kırılmaması lazım. İndir Eto. Aha. Yukarıda boşluk Neymar'a. Neymar'dan De Bruyne. De Bruyne Eto'yu gördü. Samuel Eto kalecide kaldı be. Çok güzel vurdu Samuel Eto. Lan nasıl kalecide kalır lan o? Tıh. Çok iyi yere vurdu. İşte bu yüzden Eto'dan memnun değilim abi. Normalde bunun gol olması lazım, bana sorarsanız. Mesela Drogba o bitirişleri çok iyi yapıyor. Ama onda da Eto kadar hız yok. Cannavaro'dan önce kafayı vurdular. Şimdi Davies'e doğru geldi top. Yukarıda Nesta. Nesta deneyecek şansını buradan. Çok kötü vurdu Nesta. Yavaş vuruyormuş adam. Şut gücü zayıf olduğu için top süzüle süzüle avuta çıktı. Nesta'dan kötü bir şut. Ya Rafael Leao nereye gidiyorsun abi? Aşağıda beklesene. Hop, ayak koyamadık. Şuradan aldık. Yukarıda Neymar bomboş, geçmedi be. Lan nasıl geçmez? Maximim. Gönderdi, kafada kaldı. Kafu.
Çok ince, tehlikeli bir pastı. Adeto ayak koyamadı be. Eto sıkıntılı, kederli ve dertli. Davis'ten Maximin son anda Nesta girdi araya. Nesta açtı topu Neymar'a. Neymar. Güzel kontrol. Faul aldı Neymar. Ya hadi be. De Bruyne bomboştu. Hızlı faulü kullanamadık. Şöyle yerden ileriye oynayacağım. Bakalım gidecek mi? Çok güzel geldi Neymar'a. Neymar'dan içeriye. Samuel Eto'o. Offside. Abi adam hiçbir şansı yok. Çok güzel orta. Güzel kafa vuruşu. 69'da kafa vurmasına rağmen çok iyi vurdu kafaya ama. Hadi lan. Yetişir mi? Ah be Eto. Şimdi aldı Rafael Leo. Leo'dan Eto'ya. Eto. Vuramıyor abi işte bak burada bir sıkıntı oluyor. Niye bilmiyorum. Kaç tane kaçırdık? Şimdi gelir golü yeriz bak son dakika. Bak bize çarpıp gelecekti bir de ya. Niye böyle kaçıyor bu kadar net pozisyonlarım anlamıyorum. Rafael Leo indirdi kafayla. Joshua Kimmich gördü şimdi. Samuel Eto'dan ara topu geçmedi. İşte Eto'yla bu pasları da atamıyorum abi. Eto'nun yolu gözüküyor gibi. İlk yarı yine çok kaçırdık. Hadi Samuel Eto. Senin kurtuluş maçın. Bu maçı kurtarman lazım. Bu ikinci yarı her şeyin kaderini belirleyecek. Şimdi ayak koyduk. Şuradan verdi pası. Gönderdi. Geçmedi. Yukarıya top. Güzel. Hayır. Ya yerdeki adama niye atıyor abi? İleriye atmışım. Yerdeki adama atıyor topu ya. Yapma şunu. Aldık. Rafael Leo gördü şimdi Eto'yu. Eto'dan yine pas hatası ya. Ya donmasan oyun. Şöyle yukarıya. Şimdi Samuel Eto kaçtı ama Neymar daha müsait. Şimdi Eto'nun koşuluna. Samuel Eto yaz artık bunu. Samuel Eto. Samuel Eto hayatının mücadelesini veriyor şu an. Arkaya iyi koştu bu sefer. Beklentimi karşıladı Samuel Eto. Şimdi %50 aklımda az önce %80 silecektim. Gol atınca %50'ye düşürdü bu durumu. Bakalım 7 puanı geçebilecek mi bu arada? Kafayla indirdiler. Maximin. Nesta önünü keser mi? Kesemedi. Şöyle aldık. Şimdi Nesta gönderemedi. Hayır. Samuel Eto maçı kurtarırsa o 7 puanı düşünmem. Sorun değil. Çünkü bize puan lazım. Klasmandayız. Klasman 1'deyiz. Şimdi Neymar'ın koşuyoruna. Neymar. Neymar. Atamadı deparını Neymar. De Bruyne. Davis. Lan oğlum önümden akıp gidiyor top. Deli olacağım ya. İyi geldiler. Hayır. Son anda kritik hayatı müdahale. Eto'nun hayatını kurtardı. Hadi be geçmedi Neymar'ın pası. Aşağı ver aşağı ya. Niye Eto'yu atıyorsun illa? Şimdi aldı. Aşağıda Neymar'ın koşuyoruna. Eto'ya doğru gitti top. Eto yetişemedi Samuel Eto. Şöyle gönderdik. Şimdi aşağıda Neymar bomboş. Neymar'ın koşuyoruna. Neymar gönderdi Eto'ya doğru. Samuel Eto arkaya geçmedi o top. Bir türlü gelmiyor top. Şurada faul yapayım. Oyunu durdurmam lazım ki. Oyuncu değiştirmem lazım arkadaşlar. Şimdi aldı kontrol edemedi. Lan oğlum. Ya çok garip işler oluyor ya. Şöyle atayım dışarıya taç olsun. En azından oyuncu değiştirmem lazım. İnanılmaz yoruldular. Hadi lan Samuel Eto. Umarım 7 puanı da geçersin. Çok heyecanlıyım. Silesim var, silmeyesim de var. Öyle ikilemde bırakıyor beni. Buraya sen gel. Hatta sen gel Totti.
Başka kim alalım? Sağ açık Neymar kalsın. Göbeğe sen gel. Ronaldinho sen gel. Eto'yu çıkarmayacağız. Eto bizim canımız, ciğerimiz, her şeyimiz Samuel Eto. Abi ben stoper almamışım yine ya. Sıkıntı büyük. Vallahi sıkıntı büyük. Şöyle bir şey yapacağız. Hatta bu bundan daha diri duruyor bir tık. Şöyle bir şey yapacağız. Şöyle abi gireyim. Mevzul göbek yapacağız ona. Tamam. Şimdilik böyle devam edeceğiz. Bakalım. Başka değiştirebilir miyiz? Kime değiştirebileceğiz ki? Kimseyi. Neymar'ı değiştirelim. Sağ açığa sen gel. Tamamdır. Hazırız. Dakika 84. Samuel Eto maçı kurtarabilecek mi? Berabere mi bitecek? Maçı kurtarırsa eğer kazanırsak şansı yüksek olacak. Ama beraberlikle sonuçlanırsa puanı düşebilir Samuel Eto'nun. Bu da onu silmemize sebep olabilir. Heyecan verici anlar. Gönderdi şimdi. Ver pası. Geçmedi Ronaldinho'nun pası. Şimdi aldık Ronaldinho. Ronaldinho fake'ini yapmak istedi. Şut vurdu ya. Fake şut yapıyorum ya. Fake var ya. Niye yapmıyorsun? Xavi hayatının en önemli topunu kesti. Eto'nun hayatını kurtaran bir top kesti yani orada. Şimdi Totti. Totti hayatının en büyük hatasını bir kez daha yaptı. Allah'ım yarabbim, eğer şu taç olmasaydı sıkıntıya girebilirdik. Uzaklaştır Cannavaro. Ve maç bitti, 1-0 aldık. Zorlu klasman maçını Eto ile beraber aldık. Eto'nun golüyle kazandık. Bakalım Samuel Eto'nun derecesi kaç olacak arkadaşlar. Oyuncu derecelerine geliyoruz. Deplasman diyoruz. Samuel Eto 7.5 almış. Samuel Eto bu şekilde kurtardı arkadaşlar. Kendini 7.5 puan aldı. Vallahi ucuz yattı diyebiliriz. Samuel Eto maçı kurtardı. Kazandık. Bilmiyorum. Çok değişik bir adam. İleride bakacağız ne olacağını. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.